28. hutbe Allah'ın celle Celalü bazı sıfatları Ebu Musa'dan radıallahu an rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beş kelimeden bahsetti. Buyurdu ki: Allah celle celaliü uyumaz. Uyumak ona layık değildir. O dilediğinin rızkını azaltır dilediğinin arttırır. Gündüzün amelinden önce gecenin, gecenin amelinden önce de gündüzün ameli ona yükseltilir. Onun hicabı nurdur. Başka bir rivayet de ateştir. Eğer onu açsaydı yüzünün nuru, gözünün ihata ettiği bütün mahlukatı yakardı. 29. hutbe Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmetinin genişliği. Abdullah bin Amr'dan radallahu an rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanına çıktı ve şunları buyurdu. Hiçbir günah Allah azze ve celle'nin affından büyük değildir. Sizden önceki kavimlerden birinde yaşamış bir adam vardı. 98 kişiyi öldürmüştü. Bir rahibe gitti ve "Ben 98 kişiyi öldürdüm. Benim için bir tevbe yolu var mıdır?" diye sordu. Rahip ona, "Hayır, yoktur. Sen aşırı gitmişsin." dedi. Bunun üzerine o rahibi de öldürdü. Sonra başka bir rahibe gitti ve ona da, "Ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim için bir tevbe yolu var mıdır?" diye sordu. Bu rahip de, "Hayır, sen aşırı gitmişsin." dedi. Bunun üzerine bu rahibi de öldürdü. Sonra başka bir rahibe gitti. Ben yüz kişiyi öldürdüm. Benim için bir teybe yolu var mıdır diye ona da sordu. Rahip şu cevabı verdi. Bilmiyorum sen aşırı gitmişsin ancak şurada iki köy vardır. Birisinde güzellik, tazelik, servet olduğu, diğerinde dinsizlik, inansızlık olduğu söylenir. Güzellik olan köyde cennete dair amel işleyen kimseler kalır oradan ayrılmazlar. Başka kimseler de yoktur. Dinsizliğin olduğu köydeki insanlar ise cehennem ehlinin amellerini işlerler ve onlardan başka kimse de orada yoktur. Sen güzelliğin, iyiliğin bulunduğu köye gidip orada kalırsan, oradan ayrılmazsan sen de oranın halkının yaptıklarını yaparsın. O zaman da şüphesiz kendin için bir tevbe yolu bulursun.'' Bu sözler üzerine adam yola çıktı. Ancak iki köyün arasında bir köyde öldü. Melekler Rablerine gidip ne yapacaklarını sordular. Rabbimiz, hangi köye daha yakın olduğuna bakın. Hangisine daha yakınsa o köyün halkından yazın buyurdu. Adamı iyiliğin olduğu köye bir parmak veya bir karış daha yakın buldular ve oranın halkından yazdılar.